Murat Dalkılıcı böyle dans ederken hiç görmediniz. Survivor Nihal yeni bir işe başladı. Çiçeği burnunda damat Hakan Aysev balayını yarıda kesmek zorunda kaldı. İşte magazin dünyasından en taze haberler ve en çarpıcı röportajlar. Şahnaz Şakıralp bu acıyı unutamıyor. Ne kadar korkunç bir deprem olduğunu duyduk. Çiçeği burnunda damat Hakan Aysel yönetmen oldu. Merhabalar, hoş geldiniz. Setimize balayımı kesip geldim. Survivor Nihal'in yeni mesleği belli oldu. Buna karar verdim. Genç kızların hayran olduğu Murat Dalkılıç dans derslerine başladı. Magazin 8'de sıcak röportajlar ve son haberlerin yer aldığı haber turu başlıyor. Akut'un 20. yılına özel olarak düzenlenen fotoğraf sergisine birçok ünlü isim katıldı. Merhaba, iyiyim. Tebrikler. Şahnaz Şakıralp, Akut'la 1999 depreminde tanıştığını açıkladı. Ben Antalya'daydım. Aslında ben bir gün önce İstanbul'a gidecektim. Bir olay durumundan dolayı Antalya'da kaldım ama annem ve abim İstanbul'daydı. Ve bütün arkadaşlarımdan, dostlarımdan, akrabalarımdan ne kadar korkunç bir deprem olduğunu duydum. Depremde vefat etmişlere gani gani rahmet diliyorum Allah'tan ve sevdiklerine de ailelerine de sabır diliyorum. Akut'un kurucu üyesi ve yönetim kurulu başkanı Nasuh Mahruki sergide bir konuşma yaptı. Bugün de 17 Ağustos depreminin 17. yıl dönümünde Akut'un 20. yıl fotoğraf sergisini ki adını Türkiye'nin Akut'u 20 yaşında diye seçtik. Bu fotoğraf sergisini sizlerle paylaşmak istedik. Yedi yıldır birlikte olduğu Banu Karaca ile evlenen ünlü tenor Hakan Aysev bu kez yönetmen koltuğuna oturdu. Merhabalar, hoş geldiniz setimize. Vallahi ben de bugün balayımı kesip geldim. Hasan Vasri benim çok yakın sevdiğim bir kardeşim. Cumali Özkaya'nın ilk solo türkü albümü için çekilen klipte yönetmen olarak görev yapan Hakan Aysev ilk kez klip yönetmeni oldu. Ben biliyorsunuz operada çok fazla eser sahneyi koydum zaten ama bu klip çalışmasını yapma kararı işte Hasan'ın fikriydi ve bana söylediğinde neden olmasın dedim. Geçen hafta evlenen Hakan Aysev balayına devam edeceğini söyledi. Evet, yani tabii ki balayı devam edecek. Valla işte geçiyor, İstanbul'dayız şimdi. Buradan yine bir Kıbrıs yapacağız. Hem iş o da hem tatil gibi. Eşi İzmirli olan Hakan Aysev değerli eşine bir şarkı söyledi. İzmir'in kavakları dökülür yaprakları. Survivor Nihal'e meşhur gülümsemesiyle Nişantaşı'nda rastladık. Nasılsınız? İyiyim, siz? Biz de iyiyiz. Survivor Nihal yeni bir işe girişmiş. Güzel merkezi açtım. İyi gidiyor. Mutluyum. Gönüllülerin unutulmaz yarışmacısı bir güzellik merkezi açma fikrine bakın nasıl sahip olmuş. Yani çok fazla kuaför salonlarında vakit harcıyordum. Çok fazla güzellik merkezlerinde vakit harcıyordum. Ben de ismimi bir marka yapmak istersem hangi alanda olduğunu düşündüm ve buna karar verdim. Bir kafe de açabilirdim ama bence Nihal Candan'ın en çok yakıştığı yer bir güzellik merkezi olurdu. Bir de hukuk bürosu. Ünlü popçu Murat Dalkılıç dans derslerine başladı. Profesyonel dansçılarla stüdyoda çalışan Dalkılıç, her hareketi, her figürü yapabilmek için pür dikkat işte böyle çalıştı. Tabii ki bu provaların, bu dans derslerinin bir nedeni var. Az kaldı işte, 10-11 gün kaldı. Böyle ayın 30'unda Zafer Bayramı'nda konser vermiş oluyoruz ayrıca. Gerçekten de bizim için güzel bir keyif ve gurur olacak bu akşam. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda görkemli bir konser vermeye hazırlanan Murat Dalkılıç günler öncesinden çalışmaya başladı. Aslında ders almıyorum artık, ders alma kısmına. Hoca oldum. Ders alma kısmını geçti. Koreografileri değiştiriyoruz her seferinde.